Faruk Erdem bizimle beraber. Faruk Erdem, sizi böyle alalım. İlk görüşmede neler oldu, neler bitti, tahminler neler, beklentiler neler? Bir bakalım birlikte isterseniz. İlk Barko'yu açarsa arkadaşlar, son birkaç yıldır yapılan artışlar, iki dönemde yapılan artışlar, değil mi? Ara zamlarla beraber nasıl bir tablo var? Temmuz ayında, 2023 Temmuz ayındaki beklentiler bu tablo ışığında matematiksel olarak sonuçlar neler? Bize hızlıca önce sorayım, bu hafta belli olur mu? Önümüzdeki hafta belli olur mu Farkan? Şimdi şöyle, asgari ücret yasal olarak 3 toplantıda belli oluyor zaten. Birinci toplantı oldu. 19 Haziran Pazartesi günü ikinci toplantı yapılacak. Sonra üçüncü toplantıda artık bir karar verilir. Ondan sonra da benim tahminim Sayın Cumhurbaşkanı açıklar diye düşünüyorum bayramdan önce. Ama diyelim ki bayramda önce açıklanmadı ama burada bir yasal takvim var. Çünkü asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı için en geç 30 Haziran'da resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. 30 Haziran'da Kurban Bayramı'na denk geliyor. O yüzden de hani TİSK Başkanı da, yani işveren tarafı da arzulu. Kurban Bayramı'ndan önce biz bu işi bitirelim ve önümüze bakalım diye. Zaten işçi tarafı bunu istiyor. Hükümet de hızlandırırsa işi. Dolayısıyla bu iş bayramdan önce, önümüzdeki hafta biz asgari ücreti öğreniriz. Üçüncü toplantının sonrasında öğreniriz. Evet. Peki o artış ne olur? Biz en fazla artışı geçtiğimiz Ocak ayında görmüştük. %54.7'lik bir artış söz konusuydu. Ondan evvel yine Temmuz ayında bir ara zamda %29, yani %30'a yaklaşan bir artış. Ondan önce 2022 Ocağında %50'lik bir artış. Bunlar çok yüksek artışlar. 2002 yılında en son bunu görmüştük. Refah payı var, enflasyon açıklanacak. Yani sizin nedir beklentiniz Temmuz ayına ilişkin? Şimdi şöyle baktığınız zaman zaten bu işin bir matematiği var. Hani beklentiden öte ben hep matematiğine bakıyorum. Son 10 yıla, 15 yıla baktığınız zaman hep gerçekleşen enflasyonun biraz üstünde bir artış yapılmış. Hani tabii ki pazarlık yapıyor. Şimdi asgari ücret tespit komisyonunun iradesine de bir şey demeyelim ama netice itibariyle oradaki verilerden en önemlisi enflasyon oluyor. Dün de Cevdet Bey açıklama yaptı, başkan yardımcımız. Bugüne kadar enflasyona ezdirmedik hani dar ve sabit gelirliği. Bundan sonra da işçimizi, emeklimizi, memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz. Dolayısıyla refah payı dediğimiz şey aslında enflasyonun üstünde bir artışın yapılmış olması. Yani geçtiğimiz yıllara baktığın zaman hep enflasyonun üstünde olmuş. Hani şimdi sen 54 en yüksek artış diyorsun ama mesela 15.04'lük artış da yine enflasyonun üstünde. O yıllardaki enflasyona baktığınız zaman. Ama son 2 yıla baktığın zaman işte 2825 liradan 8506 liraya gelmiş ki %200'e yakın bir artış olmuş. 2022'de baktığın zaman ilk kez ara zam orada yapıldı. Orada da %100'e yakın kümülatif bir artış olmuş. Son artışta dediğin gibi 54.7 ile 8506 liraya çıkartılmış. Şimdi tabii geçen hafta da konuşmuştuk seninle. Asgari ücret bir geçim ücreti değil. Yani bir işte 8506 lirayla geçinilir mi? Elbette geçinilmez. Yani İstanbul'da kiralar o kadar. Peki 15.000 lirayla geçinilir mi? Ona da geçinilmez diyebilirsin. Asgari ücret bir gösterge rakamı. Aslında öyle bakmak lazım. Şimdi buna geçim ücreti diye baktığınız zaman olay farklı yere gidiyor. Bu bir gösterge rakamı. Diyor ki komisyon, bu rakamdan daha az maaş veremez. Bunun üstünde ver. Dolayısıyla ve bu aynı zamanda sadece maaşın değil, işte işsizlik maaşından sosyal ödemelerin gelir seviyesine, vakur ödemelerine, isteğe bağlı ödemelere birçok ödemenin de göstergesi oluyor. O yüzden bu bir gösterge rakamı ve iki tarafı var. Yani işveren var, işçi var. Dolayısıyla işverenin durumu da burada dikkate alınıyor o masada. Netice itibariyle hani gönül istiyor ki asgari ücret 50.000 lira olsun. Biz çalışacak iş yeri bulamazsak, bunu verecek bir iş yeri bulamazsak bir anlamı yok rakamın oraya çıkmasının. İstihdamı da çok ciddi anlamda etkilemeyecek, negatif yönde etkilemeyecek. Elbette. Bir artışta. Rekabeti de etkilemeyecek. Bak bugün ihracatı konuşuyoruz, ihracatı arttırmayı konuşuyoruz, istihdamı ihracatla birlikte yapacağımızı konuşuyoruz. Dolayısıyla ama bu 8506 lira olduğu dönemde de birçok aykırı ses çıktı. Dedi ki işte insanlar işsiz kalacak, istihdam azalacak, istihdam bozulacak. Hiç öyle bir şey olmadı. Şu anda Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdamına ulaştı Türkiye. Yani 32 milyona yakın çalışan var. Dolayısıyla istihdamı etkileyecek bir durumu yok. Niye? Çünkü hani enflasyon var. Enflasyonist ortamda bütün işverenler kendi ürettikleri ürün veya sattıkları ürün ve hizmetlere enflasyonun üzerinde zaten artışları yaptılar. Burada korunması gereken aslında dar ve sabit gelirliler. Çünkü onlar hani
kendi ürettiklerine ya da hizmetlere zam yapamıyorlar. O yüzden de hükümetin böyle bir politikası var öteden beri. Şimdi de yani bir yandan enflasyonla mücadele devam ediyor. Yani makro tedbirler alınacak, finansal tedbirler alınacak. İşte fiyatlama alışkanlıklarıyla savaşılacak. Ama bir yandan da işte dar ve sabit gelirinin enflasyondan etkilenmesi, en aza indirilmesi noktasında alım gücü ve gelirleri arttırılacak. Yani dediğim gibi işverenler kendilerini koruyorlar. Hani mal ve hizmetlere, bugün konuştuğumuz hayat pahalılığı meselesi buradan çıkıyor. O zaman demek ki kazandığınızda işçinizle paylaşacaksınız. Zaten işçi de bu asgari ücreti alıp götürüp yastığının altında saklamıyor. Getiriyor, yine sizin ürettiğiniz ürün ve hizmetlere harcıyor. Dolayısıyla tekrar ekonomiye dönüyor. Nedir peki yani %20 artarsa, %20 evet, artma ihtimali ne? Mesela enflasyonda beklentiniz? Şimdi enflasyonda bugün de Merkez Bankası bir anket yayınladı. Orada da 18-19 gibi bir rakam çıkıyor 6 aylık enflasyon. Benim de 18-19. Beklentim işte 20'ler civarında bir 6 aylık enflasyonun çıkması. Bu zaten SSK, Bağkur emeklilerinin zam oranını belirleyecek, memurların enflasyon farkını belirleyecek. Asgari ücrette de bu dikkate alınacak. Bunun üstüne 10-15 puanlık bir refah payının gelmesini bekliyorum. Ben geçen hafta da tahminimi söylemiştim. Benim tahminim %30-35 arasında bir artışın olması şeklinde. Peki yani enflasyonla refah payı arasında bir doğru orantı var mı? Yani matematiksel bir oran var mı? Yoksa... Hayır, onu işte geçim durumuna göre, işte alım gücüne göre hükümet belirliyor. Mesela yıl başında %15 çıkmıştı 6 aylık enflasyon. Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. 15 puan da onun üstüne ekledi ve %30 zam yapıldı. Yani orada enflasyon kadar da refah payı eklenmişti. Ondan önceki dönemde işte memurların zam oranı %5'ti. Onu 7,5'a çıkarttılar filan. Dolayısıyla oradaki hem geçim durumu hem de dediğim gibi bu enflasyonun durumuna göre bir karar veriliyor. Burada da hani yine rekabeti bozmayacak, dengeyi sağlayacak, iki tarafı memnun edecek bir rakam ortaya çıkacak ve bir uzlaşı olacak diye düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar hep uzlaşıyla çıktı. İşveren tarafı da makul yaklaşıyor. Dediğim gibi %30-35 arasında ben bir artış bekliyorum ama sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir dokunuşu oluyor netice itibariyle buna. Eğer %30 artarsa 11 bin... Refah payının dışında da Cumhurbaşkanı'nın evet, onun da dokunuşu olur. Mesela bu 8506 liraya çıkma meselesi yılbaşında işçi böyle tarafını olmuş bile şaşırtmıştı hatta. 7500 lira olsun diyordu muhalefet asgari ücret. 8506 lira oldu. Şimdi 11.058 lira olacak %30 artarsa, %35 artarsa da 11.500 lira civarında bir rakam ortaya çıkacak. Benim de beklentim 11.000 ile 11.500 arasında bir net asgari ücretin çıkması. Tabii baktığınız zaman bunun işverene maliyeti de 15.000 liranın üzerine çıkıyor. Sizin beklentiniz ne? Siz %30-35 işte arasında yani 11.000 ile 11.500 arasında bir rakam bekliyorum. 11.000 ile 11.500 evet, arasında bir rakam. Baktığınız zaman yine kümülatif burada da 5.500 liradan 11.500 liraya çıkmış olacak 2023'te. Dolayısıyla yine %100'e yakın bir artış yapılmış olacak. Peki inşallah diyoruz. İnşallah herhalde diyorum bu hafta sonuna kadar da. Ama çift tane olacak enflasyon. İkinci toplantıda gerçekleşecek. Evet. Çift taneye çıkacak ama diyorsunuz. Tabii ikinci toplantıda yani pazartesi günü inşallah onu konuşuruz. Oradan bilgiler sızar, rakamlar ortaya gelecek. O öyle zaman salı akşamı memleket meselesinde de konuşacağız. Olur. Faruk Erdem çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.